Selamünaleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bundan sonra Allah nasip ettiği sürece huzuru isyan, yani bizim anladığımız dilde huzur isyanda isimli programla TV 262 ekranlarınızda karşınızda olacağız. Şehrimizin sorunları, ülkemizin sorunları, milletimizin sorunları, fikirlerimiz, ideallerimiz ve hayal kırıklıklarımız üzerine sohbetler gerçekleştireceğiz. Süleyman Pekin ağabeyimle birlikte. Eyvallah. Ben genellikle soru soran kısmında kalmaya, Süleyman abi de bizi aydınlatmaya çalışacak. Sağ olun. Birlikte sohbet edeceğiz. Bu programı izleyen dostlardan istirhamımız, programın ilerleyen süreçlerinde huzur-u isyanda programında değinilmesini istediğiniz konular olursa bunları bize aktarabilirsiniz. Ayrıca inşallah misafirler de alacağız önemli gördüğümüz konularda. Böyle devam edecek. Bismillah diyelim. Herhangi bir ciddi bir ön hazırlığımız yok. Aynen. Normal birebir sohbetlerde ne konuşuyorsak kıvamında isyan ederek bunu kamuoyuna ve halkımıza anlatmaya çalışacağız. Abi nasılsın? Kürdan aciziz. İyi. Hamdolsun o zaman. Eyvallah. Ama o zaman Allah hamdımızı şükrümüzü Allah artırsın. Allah şükrümüzü artırsın. Evet. Öyle diyelim. Şimdi programın adı neden huzur isyan? Huzur isyan da niye? Bir kere isyanı herhalde huzura çağırdık galiba. İsyanımızın veya huzur isyanımızın memleketimize, Kocaeli'mize, halkımıza hayır getirmesini dileriz. İnşallah. Biz huzur isyana bu hayrı getirme davetinden önce bununla alakalı aslında akademik çalışmalar da var. Bu Nurettin Topçu bizim kesimin çok önemli bir değeridir. Bu isyanın ahlakını yazmış kimse. Tabii biz bu isyan ahlakıyla ahlaklanabilir miyiz? Bu isyan ahlakı Kur'an ahlakı mıdır? Kur'an veya Müslümanlığın ilk adımı bir isyan hecesi midir? Aslında bunların tamamının konuşulmasında veya tekrar konuşulmasında fayda var. La diye başlayan bir din bence bir isyan dinidir. Evet. Zaten peygamberin bu zamana kadarki bütün varlığı artı vahiy öncesindeki duruşu bir isyan duruşudur. Nurettin Topçu kitapta imanın isyana dönüşmüş halini hareket olarak tarif eder ve Müslümanlığa giriş olarak da bunu söyler. Tabi huzur isyanda derken biz bunu aynı zamanda bir başka bu sıralar biraz popüler olan ama bizim çok da evvelinden böyle şerha şerha içtiğimiz bir felsefeye yansımasını inşallah ilerleyen anlarda bağlamaya çalışacağız. İnşallah. İkimizin de ortak noktası Allah rahmet eylesin Müslüm Gürses değil mi? Müslüm Gürses Hazretleri diyelim. Ortak nokta noktasında. Türk tasavvuf hayatının önemli bir yeri var. Genellikle bu ehli tasavvuf mutasavvuf olduğunu bilmez. Hani Necip Fazıl der ya arı bal yapar ama balı izah edemez. Evet. Müslüm Gürses de yaptığı o etkinin farkında olmayan bir tasavvuf erbabıydı. Filmle beraber halkımız bazı dervişlik tarafına şahit oldu ama aslında bu felsefe eski Müslüm şarkılar ile beraber kitle de var ve o kitle halen daha filme gitmekte imtina ediyor. Yani iman ispatlamasına ihtiyaç yok ama Müslümcüler belki en son gidecekler öyle gözüküyor. Şimdi biz yıllarca Müslümizm felsefesinin bedelini ödedik. Değil mi? Şimdi artık sinemada Müslümcü olmayanları alıyorlar. Ben diyor böbreğimi verdim diyor. Evet. Ben diyor ömrümü verdim diyor. Tabii Müslümcülüğün temeli ne? Yani bir insanın hayatında çektiği acıları görüp ah ne kadar da zavallıymış demek bu felsefenin içinde değil. Şu anda o acıları çeken insanları fark etmek bu felsefe. Yani Müslüm Gürses'in filminde ağlamak veya onu böyle staşla anmak elbette anlaşılır bir taraf ama şu anda biz bunları konuşurken Yemen'de açlıktan ölen insanlar var. Gazi Osman Paşa'daki kapatöç çıraklarından Bayram Paşa'daki merdiven altındaki oğlakçı kızların çektiklerini dile getirmektir Müslümcülük. O yüzden teşekkür ediyoruz huzur isyanda. İşte biz de dilimiz döndüğünce bugüne kadar söylenmemişleri yine bir ölçü içerisinde buradan aktaracağız inşallah. İnşallah. Şimdi Yüce Allah aşırılıklardan men ediyor. Eyvallah. Haliyle bizim isyanımızın da bir ölçüsü olması gerekiyor ki toplumda karşılık bulabilsin. Nereye kadar isyan edeceğiz abi? Şimdi işte her gün isyanım var benim kadere diyen bir arkadaşımız var. Bu her günkü isyan aynı zamanda bir imanı duruşlu olarak ödüllendirilebilir. Bizim dinimizin peygamberi daha vahiy inmeden önce bu isyan duruşunu gösteren bir insan. 20'li yaşlarda bir STK'nın içerisinde Erdemler diye bir derneğin örgütlü üyesi. Kendi iyi bir aileden,
eşraf bir aileden ama ezilen, horlanan, zenci, köle, kırbaçlananların hakkı için bu mücadeleyi sergilemiş. Herkesin yalan dolanla hüküm sürdüğü bir devirde güvenilir olmaya başarmış. Zaman zaman bizim derin düşünce dediğimiz, Müslüm Gürses Hazretleri'nin o benim meselem derin mesele, ezelden ebede giden mesele dediği noktada tefekküre çıkıyor, insanlardan uzaklaşıyor, dünyayı sorguluyor. Kaşıkçı niye öldürüldü? Evet. Yemen'de insanlar niye açlıktan, Suriye'de savaş niye bitmiyor? Bunun şu anki güncel versiyonunu biz söyledik ama Peygamberimiz böyle bir duruş sahip. Herkesin putlara el öptüğü, umut bağladığı hengamede hanif kalabilen bir insan. Bu dinin peygamberi vahiy aldıktan sonra biz onun yolcuları olarak bu duruşu nasıl göstermeyiz? Yani çizgi çizdiğimiz çerçeve olabilir. Kıvamında isyan imanın şartlarındandır diyebilir miyiz? Elbette, yani iman isyan ile başlar diyor Nurettin Topçu hareketin felsefesinde. Şimdi yaşadığımız ülkede eğer gidişattan memnun değilsek ilk önce kendi kendimize isyan etmemiz gerekmez mi? Elbette, insanın kendine isyanı aynı zamanda isyanın genellik tarafında güzel bir duruş olur. Yani mensup olduğumuz bütün ideolojiler, inandığımız din, birlikte rahmet, ayrılıkta azap var diye hepimizi uyardığı ve öğütlediği halde birlikte sanki azap var gibi yaşamıyor muyuz toplumda? Maalesef. Yani burada bir yaman çelişki yok mu? Yani mesela örnek vereyim, siyasetçilerimiz değil sadece, sivil toplum kuruluşları ve bireysele indirgediğimizde dahi insanlar bir cümlenin doğru olup olmadığını değil de bunu kimin söyleyip söylemediğine göre karar veriyorlar. Yani bu bence imani bir davranış değil. Doğru tektir. Aynen. Bunu kim söylüyorsa söylesin doğru olması lazım ki o birlikte olabilmenin şartlarından birisi de budur. Yani bunun için topluma iyi örnekler, iyi rehberler üretmeliyiz, yetiştirmeliyiz. Şimdi yaşadığımız yüzyılda öğrencilerin okuluna isyan etmesi, eğitim sistemine isyan etmesi, iş hayatının olumsuz etkilerine isyan etmesi, devlet yönetiminin aşırı bencil ve statikocu yapısına isyan etmesi gerekiyor. Şunu diyebilir miyiz? Rönesans hareketi bir isyan hareketiydi. Aynen öyleydi. O zaman bu Türk ve Müslüman coğrafyada bir isyan hareketinin zaruretinden bahsetmeliyiz. Kesinlikle. Yani o zaman şöyle düşünmeliyiz. Fatih Sultan Mehmet bir çağ açıp bir çağ kapattığında aslında çağı Avrupalılara açtığı, bize kapattığını da söyleyip bir isyan etmeli miyiz? Çok ilginç bir nokta. Onun açtığı çağın yolundan, menfezinden kimler gitti? Evet. Ama bu isyan olarak bağlanan nokta ilginç. İnsan aslında isyanla Allah'ı buluyor. Çünkü kurulu düzeni değiştiriyorsun. Bununla beraber kendi varlığının farkına varıyor. Aslında benim anladığım biraz da çuvaldızı kendimize batıralım gibiydi. Yani biz mesela işte bıyıkları sarkan insanlar grubu olarak nedir? Türk birliğini savunuyoruz. Biz ne kadar bir arada bulunabiliyoruz? Kurduğumuz teşkilatlarda, gençlik teşekküllerinde veya mesleki örgütlenmelerde veya farklı STK'larda siyasi örgütlenmelerde bunları ne kadar yapabiliyoruz? Daha büyük çerçevede 1 milyar 700 milyon Müslüman var. Bununla alakalı ümmet birliği derdi olanlar kendi mahallelerinde, cami derneklerinde, okul aile birliklerinde birliği sağlayabiliyorlar. Veya ailelerinde birliği sağlayabiliyor mu? Birlik güzel. İşte birlikte rahmet, ayrılıkta azap ama bunları bazı şeyleri tersten okumak lazım. Tersten okumaya aslında isyan felsefesi diyoruz. Müslüm Gürses belki yakın zamanlarda vefat etmiş gözüküyor ama biz bir ara Michelangelo Müslümcülüğü diye bir şey yazmıştık. Siz iyi bir yerden kapağı açtınız. Martin Luther de iyi bir Müslümcüydü. Kilisenin otoritesini, hatta o kurulu düzeni reddetti. Protestanlık denilen aslında bir Müslümcü harekettir. Kiliseler cennetin tapusunu satamasın diye değil mi? Satın aldılar. Aynen öyle ama işte demin bağladığınız nokta vardı ya. Kilisenin satmadığı cennetleri şimdi biz satmaya durduk. Yani işte ne verirsen eline o gider seninle muhabbeti İslam dinine nereden girdi? Nasıl girdi? Dinin Hristiyanize edilmesi bizim kendi isteğimizde mi oldu yoksa başka kaynaklardan mı beslendi? Veya cennetteki köşklerin tapusunu veya işte satışını biz nereden, hangi yetkili aldık? Oradan çıkacak soruları nerede öğrendik? Bu işin bir Kur'an'ı zemini var mı? Evvelden biraz görüştüğümüz noktada vardı. İşte
hedef Turan, rehber Kur'an diyenlerin hem Turan'la hem de Kur'an'la alakalı bir altyapısının veya bu noktada iddialarını kuvvetlendirecek bir bilgisinin, birikiminin olmasında fayda var. Yani şimdi zaten ne kadar bilgimizin ve ilgimizin olduğu yaşadığımız gün sorunlarıyla bağdaşıyor değil mi? Yani huzur İslam'da ama evet, ne biz ne de İslam alemi isyan İslam'da değil. O zaman çuvaldızı gerçekten kendimize batırmamız lazım. Huzur isyanda ama İslam'da ama biz ne kadar İslam'dayız? Yani bugün Yemen'de can veren çocuklar başka bir Müslümanın attığı bombayla. Bunun daha acısı kendi de üretmediği, satın aldığı, gayrimüslimden satın aldığı bir bombayla hayatını kaybediyor. Ve buna da siyasi gerekçeler bulunuyor. Yani bunun için sadece Türkiye'den belli bir kısım aydının isyan etmesi gerekmiyor. Bütün İslam coğrafyasının isyankarlar üretmesi gerekmiyor mu? Kesinlikle. Bir tane Arap şairi vardı, Suriyeli, Nizar Kabbani. İsyan değilse şiir nedir? İşte Kisra'nın, Firavun'un başındaki tacı alıp yere çalmıyorsa nedir ki şiir? Trump'ın dünyayı bu şekilde yönetmesi veya Muhammed bin Selman'ın gelip Türkiye'de bazı icraatlar yapmasını veya işte Yemen'de bombaları atarken Suudi Arabistan'ın adını öyle ezberlesinler ki onların çocukları bile Suud ismi geldiğinde tir tir titresin diyen insanları bilmek gerekiyor. Ha, Suudi Arabistan'da, Suriye'de, Yemen'de vesairede bu isyan tınısının, ritminin yayılması lazım. Yani burada Müslümcülük bir sembol. Asıl burada olması gereken bu isyanı seslendirmek. Şimdi Peygamberimizin dönemine bakılırsa, yani bu işin temel kaynağı noktasında asıl isyan edilecek taraf o. Cahiliye devri aslında çok şen şakrak bir dönemdir. Yani paralar, pullar, putların ticaretleri. Ebu Süfyan çok yetişmiş bir elemandır. Yani neredeyse akademisyen ebadındadır. Öyle cahil cühela bir insan değil. Ama düzeni değiştirmekten imtina eden biri. Niye? Çünkü ezilenler başkası. Kadınlar, çocuklar. Şimdi Yemen'deki kadınlar, çocuklar gibi resimlere bakın. Bir deri bir kemikler. Biz de yemeği yerken sünnetleme İslam diye koyuyoruz ortaya. Aslında bazı şeyleri cesaretle ifade etmek için aslında belki program üretildi. Bu huzur isyanda veya isyan huzurunda belli şeylerin söylenmesi lazım. Bir, bizim bu din diye yaşadığımız öğretilerin önemli kısmı Zerdüştlük, Hristiyanlık, Musevilik kokuyor. Kur'an'sa zaten tamamen dışta duvarda süs ve anlamı bilmeden Tebarek-i Yasin tecvid kıraatı gibi var. İşin temeline girersek bence bütün sihir değişecek. Ben bu dini, yani belki biraz tarih gibi de algılanmasın, aslında sunum konusu da yaptık. Ben yaşadığımız dinin İslam'dan çok kapitalizm koktuğunu, kapitalizmi andırdığını, tüketim tapınaklarında ibadet yapmanın asıl bize sevap kazandırdığını ama belli alışkanlıkların da atalardan, dedelerden ritüel olarak günümüzde kaldığını düşünüyorum. Naçizane. Şimdi hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Evet. Bu bilenin kıymetli olması gerektiğini ya da bilene hürmet edilmesi gerektiği yerine bilenin vebalinin daha fazla olduğunu, hı hı, anlamamız gerekmiyor mu bunda? Yani ben şöyle açayım. Toplumun yaşadığı sorunları yaşayan insanların isyanındansa bununla yüzleşmeyen, yani ezilmeyen insanların isyan etmesinin, mağdur olmayan insanların isyan etmesinin daha ahlaklı olduğunu savunmamalı mıyız? Şimdi zaten zor ekonomik şartlarında yaşayan insanların, toplumsal hayatta sıkıntı çeken insanların isyan etmesi çok alışılmış bir şey değil mi? Yani mecburi isyan. Mecburi isyan. Bizimki mecburi isyan değil. Bizimki takvalı isyan. Evet, takvalı. İşte bunun için biz insanları düşünmeye sevk etmeliyiz. Aslında buradaki isyan sözcüğü bir hiciv. Yoksa bizim hiç kimseyi gerçek anlamda isyana teşvik etmişliğimiz yok. Ama bir insan eğer isyan edecekse ilk önce kendine isyan etmesi gerekiyor değil mi? Yani yaşadığımız hayattan kendimize pay çıkartmamız gerekiyor. Biz nasıl ki tarihi konuşuyoruz, biz de bundan 50 yıl sonra tarih olacağız. Aynen, bizi konuşacaklar. Gurur duyduğumuz bir ecdadımız var. Bizimle gelecek nesillerin ecdat diye ne duyacağını şu an için bilemiyoruz. Yani bu yaşadığımız 100 yılın sonuçlarıyla ilgili onlar, hı-hı, karar verecekler. Bu dönemki ecdatların ne yaptığıyla ilgili. Şimdi siz cümleye girerken Turan Birliği'nden bahsettiniz. Bunun olabilmesi için ilk önce ülkede birliğin, sonra fikirde birliğin, ki 100 küsur yıl önce söylemiş Gaspıralı, dilde, fikirde, işte birlik diye. Hı-hı. Tabii biz bunlarda hala 100 yılda ciddi anlamda bir aşama kaydedemedik. Maalesef 100 yıldır coğrafyada yaşananlar tekrar ediyor. Sanırım o ayetin sırrının
ifşası söz konusu. Araf 29'da olması yanlış hatırlamıyorsam. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Evet. Şimdi bilenler Batılılar. Evet. Bilmeyenler biziz. Asyalılar, Doğulular ne derseniz deyin. Veya Ortadoğulular. Yani. Tabii ki bizden üstünler. Çünkü ayetler evrensel ilkedir. Oku diye başlayan bir dinin okumayan mensupları isek biz ümmet olarak. Oku diye başlayan bir dinin eğer oku diye başlamasa da onların dini. Hatta Japonlardaki din bile karışık olsa. Ateizm mi, Şintoizm mi veya Avrupa'daki gibi. Neticede bu üstünlük sebebi. Allah'ın kanunları aslında evrendeki, doğadaki kanunlar. O Kur'an'dakileri de aynı şekilde algılarsak. Yani işte yer çekiyor, elma yukarıdan düştü mü Newton'un söylemesine gerek yok. Aşağı inecek yani. Evet. Okuyanlar yükselecek. Şimdi bilenler üstünlük sağlayacak. Gök itimi de deniyor bazı mütedeyyin. Evet, o da mümkün. Evet. Tersinden. Biz de aslında biraz tersinden göstermeye çalışıyoruz. Evet. Orada bir sıkıntı yok ama Harari'nin o Homo Deus Sapiens çok meşhur kitaplarında özetlediği şeyi o ayet zaten beyan etmiş. Doğu bilmediğini bilmiyor. Evet. Halen iştigal ediyor her şeyi bildiğini zannederek. Batı bilmediğini bildiği için öğrenmeye çalıştı ve öğrendi. O yüzden bilenler, Batı tarafındakiler doğuya üstünlük sağlarlar. Hak din, son din mensupları biziz ama batıya gitmek için o bozulmuş dinin diyarlarına denizlerde boğuluyoruz. Helak oluyoruz. Botlarda, sahillerde, aylan bebekler gibi helak olmaya devam ediyoruz. Yani maalesef. İslam coğrafyasında değil kurtuluşu, küfarda arıyoruz. Peygamberimiz zamanında da ilk göç edilen yer denize açtıkları yer yani Habeşistan. Evet. Orası Hristiyan beldeydi. Ama dediler ki o kral adaletli. Yani evet Avrupalıların kendileri haricindekiler pek adaleti, hukuku, insan hakları standardı yok ama o kıtaya gittiğinde o adalet, o sistem, o standartların kendisini kapsayacağını arkadaş veya halkımız veya ümmetimiz zaten biliyor. Şimdi pek çok İlahiyatçı bu işin artık kangren olduğunu, yeni yetişen neslin bir önceki nesilde yanlış bilenler ve yanlış bildiğini de bilmeyenler tarafından zehirlendiğini söylüyor. Hı hı. Şimdi biz o zaman kurtuluşu şu an dine, herhangi bir dine inanmayanların Müslüman olmasından sonra mı bulacağız? Yani kurtuluş Müslüman eliyle olmayacak mı? Ya da şöyle açayım. Evet. Bu yeni nesli yanlış bilen bir virüs, hani bilgisayar nasıl ki etki altına alır ve onun işletim sisteminin çalışmasına mani olur. Bu virüsü nasıl temizleyebiliriz? Yeni nesli bu eski problemli nesilden uzak tutarak nasıl yeniden öğrenmesini sağlayabiliriz? Siz bir eğitimcisiniz. Yani bunun formülü var mı? Vallahi eğitimcilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iş. Asıl eğitimci olan Rab kelimesiyle beraber Kur'an'da sürekli ifade edilen Allah'ın sıfatı olarak o. Aslında sizin güzel bir fıkranız vardı bununla alakalı. Fıkra belki de gerçek. Gelinen noktada kurtuluş İslam'dadır diyemiyoruz. Bundan dolayı bu girizgah olsun diye geçiş kapısı olarak kurtuluş isyandadır diyoruz. Neden? Meşhur sözüydü Sezai Karakoç'un. Evet. Müslüman İslamiyet öylesine canlı ve diri yaşa ki seni öldürmeye gelen sen de dirilsin. Evet. Tabii bunu yapamadığımız için, inandığımız gibi yaşayamadığımız için yaşadığımız gibi inanmaya ve bunları da sonra da din gibi herkese satmaya, özellikle bizden sonraki nesillere alışkanlık edindik. Gelinen noktada Muhammed İkbal'in 100 sene önce söylediği round 100 yıldır devam ediyor. İslam'a sığın, Müslümanlardan kaç. Yani İslam'la Müslümanlar veya Müslümanların din algısıyla İslam dini veya Kur'an'da aktarılan din örtüşmüyor. Ama o sizin bir sazla alakalı bir örneklem vardı. Onu da paylaşırsak yani yanlış bilgileri düzeltmek hiç bilmeyenleri veya ateistleri veya belki de deistleri dinin doğru mesajıyla buluşturmaktan bence çok daha zor. Dikkat edilirse Kur'an'da Allahsızlığa, ateizme karşı mücadele yok. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin ayetleri var. Ama şirke karşı çok ciddi bir mücadele var. Cehalete karşı. Yani cehalete karşı zaten İslam diye bir güneş doğmuş. Cahiliye karanlığını iyiliği yaymak, kötülüğü yasaklamak o devirde büyük bir devrim gerçekleştirmek için. Ama Kur'an'da asıl mücadele unsuru Allah'ı bilen ama Allah'a aracılık yaptıran, Allah'a ortaklar koşan, Allah'a başka işleri yükleten. Hatta bizim işte Mehmet Akif'in gene 100 sene önceki şiirlerindeki gibi Allah'ı kendisine köle kul, kendini de hüda yapan anlayışa karşı duruş göstermesi lazım.
O yüzden bilmiyorum, yani Türk halkını tekrar Kur'an iklimiyle, özellikle bu oku deniliyor o cümleyle, bunu Arapça mı söyleriz, Türkçe mi söyleriz, İngilizce read mi deriz, ama girizgah bence orada, ilk adım orası. Şimdi hiçbir şey yapmayan insanların her sıkıştığında Allah korusun demesi dahi yanlış değil mi? Yani Allah hiçbir şey yapmayan insanların bekçisi mi? Sizin üzerinize düşmesini, düşen şeyleri yapmanız daha evla değil mi? Mesela burada biz Akay Kine'yi ağırlamıştık. Siz de orada misafirimizdiniz burada. Akay Kine ne dedi? Bir erkek dedi, Gök Tanrı dininde kendisi için dedi bir şey Tanrı'dan dilemez dedi. Bu ayıptır. Ayıptır, evet. İnsan başkası için diler. Hı hı. Yani bunu da İslam da bunu tavsiye ediyor değil mi? Birbirimizin hakkında ettiğimiz duaların daha çok makbul olduğunu, evet, kabul olacağını, yani Allah'ın akıl verdiğini, yanlış gördüğü bir şeyleri düzeltebilecek iradeyi kendinde bulduğu için bunu uygulaması gerektiğini biz öğretmeliyiz insanlara. Şimdi ben biraz önce siz bahsettiniz, o bağlama mevzusuna gireyim. Ben bağlama kursuna gitmiştim 25 yaşında, bundan 17-18 yıl önce. Biz hiç bilmiyorduk ama biraz bilen, kara düzen bilen bir ağabey vardı. Hoca onunla çok uğraşıp zaman geçirdiği halde o kişi düzelemiyordu. Çünkü bir şeyler öğrenmişti, hı hı, ama öğrendiklerinin tamamı yanlıştı. Onun varlığı da hiçbir şey bilmeyen bizlere yanlış örnek oluyordu, zarar veriyordu. Hocamız da çok münasip bir dille onun gelmemesini, enerjisini hiç bilmeyen bizlere verdiği sürece daha iyi performans alacağını söyleyip ikna etmişti. Şimdi ilahiyat fakültelerine gidiyorsunuz. İlahiyat fakültesinde Kur'an'dan uzaklaştırılan, çoğunluğu hadis, tefsir ve belli bir anlayışın yazdığı kitaplara yoğunlaşan bir nesil var. Şu an deizm diye de bir belayla yüz yüzeyiz ki ateistler hiçbir faaliyet göstermeden uzaktan gülümsüyorlar bize, değil mi? Yani bizim varlığımız ve yaşantımız onların mevcudiyetini artırıyor. Biz onların sigortası. Bir çalışma yapmalarına gerek kalmıyor. Evet. Şimdi o zaman biz şunu da düşünmeliyiz. Mesela son 100 yılda İslam'ı ne kadar tebliğ edebildik? Yani dünya bir oranı var. 1,5 milyardan fazla Müslüman var. 1 milyar 700 milyon. Bu dünya nüfusuna göre oranı son 100 yılda arttı mı, azaldı mı? Nüfus olarak arttı. Evet. Neden? Çünkü burada daha çok doğumlar olduğu için, evet, değil doğal mi? Olarak. Doğal olarak. Aha. Doğal bir artış bu. Ama çoğalmayla ilgili artış, evet, yani. Ama şimdi biz şayet bu tebliğ ederek değil de üreme yoluyla artış sağlarsak ve bu üreyen herkes de kendinden önceki nesil gibi olursa, biz dünya nüfusunun diyelim ki yarısını geçtik. Biz dünya nüfusunun yarısı Müslüman diyebilir miyiz? Yani istatistiklere girersek her şey alt üst olabilir. O yüzden aslında biraz da bu isyan ahlakı, huzur isyanda cümlelerini koyduk. O saz eğitimi alan bilgili arkadaşın her yanlış bildiğini unutup tekrar sıfırdan bilmiyorum diyerek yeni baştan sazı kurması gerekiyordu. Şimdi asıl cahiliye dediğimiz şey bu. Millet, Türk toplumu maalesef diploma gibi algılıyor. Okur yazar olmamayı cahillik. Halbuki bu durumunu kavrayamama, sorumluluk bilincinde olamama, daha çok görgü kurallarıyla da alakalı bir durum. Şimdi her şeyi bildiğini zannediyor ama bir şey bilmiyor. İşte cahiliyenin daniskası bu. Bir şey bilmemek bir problem değil. Neticede bir öğretici var. Yaradan Rabbinin adıyla oku diyerekten, kalemle yazmayı, insana bilmediğini öğreten bir Rab, terbiyeci varsa orada bir problem yok. Ama bizim bu işe niyetimiz yok. Asıl problem burada. İşte önemli olan ilk önce niyet etmek. Bizim bunları. Türklerde atalar kültü diye bir şey vardı. Bizim şimdiki Müslüman Türklerde de atalar dini diye bir şey çıktı. Halbuki İslam'ın ilk bozduğu şeylerden biri de İbrahim'e söylenen putları kırarken, yani biz atalarımıza ibadet ediyorduk, putlara vesairelere, onların atalarımızın dediğini yapmayı mı bırakacağız? Bunu mu söylüyorsun? Teklifin bu mu? Demesi gibi bir durum var. Şimdi biz Peygamber Efendimiz'den önceki inanılan yanlışların bir nevi farklısını yaşıyoruz. Değil mi? Kesinlikle aynı. Şimdi o zaman insan aynıysa problem de aynı. Biz çareyi bu işi meslek edinmiş insanlardan mı bekleyeceğiz? Yoksa bizi bir arada tutan devletten mi bekleyeceğiz? Yoksa sivil toplum kuruluşlarından mı bekleyeceğiz? Vallahi işte insanın isyanı önce kendisine olmalı dediniz ya. O noktada bakarsak bu din Peygamberimizin şahsına inmedi. Peygamber'e duyuru yapması için indirildi. Yani orada sadece ilan, uyarı,
tebliğ ile alakalı bir görev var. Demek ki din aslında hepimize indirildi. Hatta belki en bozuk yarımada olduğu için Araplar üzerinden diğer insanlar. Yani Orta Asya'da indirilmiş sayıyoruz biz bunu veya Orta Avrupa'ya da. Öyleyse bu dinin mesajını okusa da okumasa da gereğini yapan, işte yukarıdan aşağı elma gibi düşmeye çalışan kişi gök itimi mi, yer çekimi mi bir şekilde yerle buluşacaktır. Nitekim o buluşmaları yapanların da coğrafi olarak bizim coğrafyamızla pek alakaları maalesef şimdilik yok. Şimdi o zaman biz bu yaptığımız işin inşallah o yolda hayırlı bir adım olmasını dua ederek, niyaz ederek başlayalım. Tabii programımızın mümkün mertebe izlenir olabilmesi için zaman açısından fazla uzun tutmayalım. O zaman ilk bölümünü bitirelim şimdilik. Bismillah demiş olduk. İkinci bölümde biraz daha konuyu toparlayıp ondan sonra da finali yaparız inşallah. Allah isyanımızı kabul etsin. Amin. Türkiye'de fark yaratan lezzet şimdi Körfez'de. En lezzetli patateslerin taptaze kaşar peyniriyle muhteşem buluşmasının adı. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Lezzetine doyum olmayan taze meyveleriyle mis gibi waffle. Bu eşsiz lezzetleri siz de tadın diye sizleri Marmara Bölgesi ve Kocaeli Yetkili Bayimize bekliyoruz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Dalbastı Sokak, Petkin Park 2 sitesi, Körfez, Kocaeli. İletişim 0262 500 0036 0555 108 4403. Fark yaratan tarihi lezzet. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca alçı yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Evet, tekrar merhaba. Sadece bizi değil, bu programa katkı veren firmaların da reklamlarını izlemek lazım değil mi? Evet. Bu da kapitalizmin gereklerinden bir tanesi. Hatta hazır reklam demişken babanın da reklamına girmiş olalım. Rahmetli der ki Müslüm Gürses Hazretleri, ölüm herkesi bulacaktır. Toprağın altında düz yatmak için toprağın üstünde dik duracaksın. O yüzden biz de ne diyoruz? Ne Aristo ne Sokrates, en baba filozof Müslüm Gürses. Şimdi peki bu Müslümizm'den Müslüm Gürses'in haberi var mıydı? Evet, bu sağlam bir soru. Evet. Müslüm Gürses yaptığı işin çok ayrılığında olan bir insan değildi. Olması da gerekmiyordu zaten. Dikkat ederseniz onu her kesim sever, tutar. Okurken de kutsal bir iş yapıyormuş gibi kendisini vermeye çalışır. Başkalarının beğenisi, beğenmeyişi çok da umurunda değildir. Yani böyle bir derviş meşrep tarafı var. Müslümcüleri, Müslümcülüğü Müslüm Gürses'in şahsından değil de okuduklarından kendileri çıkarılır. Evet. Ve belki de rahmetli bu işin farkında değildi. Nitekim İzmit'e de geldiğinde biz kendisini burada gençlik yıllarımızda çok karşıladık. Farkında olsa tutuklanır mıydı? Muhtemelen başına işler gelirdi. Onun dervişliğine herhalde nazaran onu farklı bir şekilde evcilleştirdiler. Aslında ben kendisine bir operasyon yapıldığını düşünmekteyim.
Yani İstanbul Sosyetesi'yle buluştuğu günden itibaren King Kong'un New York'a gazeteci kız tarafından getirilmiş hali gibi ehlileşmiş, evcilleşmiş, sesinin tınısı bile değişmiş. Halbuki Orhan Veli der ki, sen sokak kedisi veya sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi, dünyalarımız farklı. Şimdi tabii Müslüm Gürses'le birlikte bu tarzda, bu kulvarda yola çıkanlar var. Bu bazı sanatçıların açken söyledikleriyle tokken söylediklerinin birbirini tutmadığını görüyoruz. %100 katılıyorum. Şimdi doyduktan sonra isyan cümleleri değişiyor değil mi? Sırıtıyor artık. Sırıtıyor. Evet, aksesuar gibi kalıyor yani. Evet, aksesuar gibi. Tabii şimdi bunları bizler dillendirmeliyiz. Biz burada belki başka isyanların doğmasına ya da insanların kendi içindeki isyanın farkına varmasına vesile olacağız inşallah. İnşallah. Bütün gayretimiz budur. Sadece belli bir kitlenin isyan etmesi yetmez değil mi? Yani bu isyan dalga dalga yayılırsa Türkiye'den diğer yerlere, İslam dünyasına, hatta bütün dünya geneline, neticede dünyada kendisini Allah'lık pozisyona koyan bir kapitalizm çarkı var. Bunu söylemek lazım. Rahmetlinin başına iş gelirse ondan gelirdi ama asıl dünyadaki diğer iş bu. Dünyada şirketler kapitalizmi diye bir şey var. Bu Amerika'yı, İngiltere'yi, Almanya'yı, Çin'i kenara koyun. Arkadaki büyük şirketleri ve onların kurdukları düzeni fark etmek lazım. Şimdi bu iş yapay zekayla beraber Homo Deus dediğimiz tanrı insan modeline giderse, o zaman insanların Allah diye bir düşüncesine de gerek kalmayacak. Bazıları kendilerini ülke veya şirket olarak Allah'ın zatî subuti sıfatları gibi sunuyor. Bizde hatta bir dergi vardı, buraya da gelirdi, Gök Kubbe. Allah'tan korkan Amerika'dan korkmaz diye biterdi. Yanın başımızda şimdi İran operasyonu var. Reklam arasında büyüklerimizi hatırlattılar. Doğu Türkistan'da Çin'in yaptığı çok sistematik, çok ilmi bir zulüm var. Hem milyonlarca insan hem de aile olarak Türklerin asıl o çekirdek yapısını tehdit eden bir tarafı var. Bunun haricinde de sıkıntılarımız var. Dolayısıyla bir an önce mevzuyu isyana bağlayıp la diyerek tekrar bu ilahe illallah kısmını hatırımıza getirmemiz gerekiyor. Peki o zaman şöyle bir şey sormak istiyorum size. Biz şimdi birlikte bir millet olduğumuzu iddia ediyoruz. Bu milletin hayallerinden birisinin de hem ümmet birliğini hem de millet birliğini kurmak gibi bir gayemiz var. Şimdi acılarımız dahi ortak olmazsa biz nasıl birlikte bir ümmet ve millet olacağız? Yani bir kısım Doğu Türkistan için isyan ederken, bir kısım şu an Kırım'da zorla askere alınanlar var, orası için isyan ederken, başka bir kısım enerjisini sadece Kudüs için harcarsa, yani Kudüs'e üzülenlerle Doğu Türkistan'a, Kırım'a üzülenler, Musul'a, Kerke'ye üzülenler birlikte üzülemezse, peki biz birlikte bir şey yapabilir miyiz? Bu çok yarım kalmaz mı? Vallahi bu isyanı işte rahmetli Müslüm Gürses'in söylediği bir şarkının sonunda var. Her gece uykusuz, her gece isyan. Belki bu huzur isyan insanların uyku veya işte ne bileyim düşünme gevişlerini bozabilir veya dinlemek sıkıntı da verebilir ama netice-i kelam bütün bu düzeni hem kendi coğrafyamızda hem sınır çeperlerimizde hem de onun dışında kulak kesilmemiz gerekiyor. Bizimki sadece işte neydi, sılayla işte eşinin dövülme veya dövmeme mevzusu. İki tane askerimiz dondu. Bu kadar gündeme gelmedi. İyi kötü o askerin donduğunu ve Sarıkamış'ın 100 sene öncekinin tekrarını görebildiysek, hep ikidir 100 senenin etrafında dolaşıyoruz ama Çin'deki 1 milyon kişiyi etkileyen bir zulmü görmüyorsak, Sıla'nın tamam başına bir şeyler gelmiş de bu magazinsel yapı kapitalizm dininin bize dayatmasıdır. Bize ne seyredeceğimizi bile anlatıyor. Yani şu anda piyasalarda yok satan Müslüm filmi aslında rahmetlinin değil, muhterem Nur hanımefendinin sevdiği türden. Sürekli ağlayıp işte rahmetli ne de çok çekmiş vesaire. Önemli olan rahmetlinin çekmesi değil. O rahmete zaten kavuştu. Ama şu anda çekenlerle alakalı duruşumuz ne? Diri diri kız çocuğu toprağa gömüldüğünde peygamberin bir hılfül fudul dediğimiz erdemler setakası var. O diri diri kız çocuğunun toprağa konulduğunda neden diye sorulduğunda diye ayet geçer. Biz de Yemen'de, Doğu Türkistan'da, Kırım'da, Libya'da ve Suriye'deki iç savaşta ölenler, kaçanlar. Bundan hesabını bize sorulmayacağını mı düşünüyoruz? Takva denilen şey, hani üstünlük takvadaymış. Kur'an'ın hükmüdür aynı takva zamanda. Takva bilinç değil mi? Takva sorumluluk bilinci. Sorumluluk bilinci. Yani çevreye duyarlı olmak,
İnsanların problemlerine kulak kesilmek. Yani arabanızı bile park ederken sizden sonrakinin hakkını gasp edip etmediğini düşünmek bir takva örneği. Çok güzel bir şey. İki arabalı yere park ettiyseniz takvanız zayıf kardeşim. Yani bu işi çok zorlaştırmanın, böyle evliya özelliklerini büründürmenin bir anlamı yok. Uçması kaçması gerekmiyor. Tabii bu arada bu sıla mevzusu, sıladaki gerçek sorunları unutturmak için bizim önümüze bir sıla da konmuş olması bir komedi gibi değil mi? Evet, aynen öyle. Yani asıl sılamızdaki sorunlarla ilgilenmeliyiz. Tabii sohbeti reklam arasında büyüklerimizle yaptık. Süleyman Başkanım'la Halil Başkanım'ın katkıları var. Cevdet Bey'in de katkısı. Evet, Cevdet Hocam'ın da ben. Cevdet Hocam'ın arkasından konuşmuş evet, Cevdet gibi olalım. Cevdet Hocam'ın arkasından konuşalım. İşte yine bir kurtarıcının gelmesi gerektiğinden, hepimize format atması gerektiğinden bahsetti. Yani biz ben ona katılmamakla beraber şöyle de diyebilir miyiz? Biz bir kurtarıcı beklemekten bıkıp da kendi kendimizi güncellesek de olmuyor mu? Yani bir telefon bozulmadan önce güncelleyerek de fabrika ayarlarına dönebiliyor yani. Bu bizim elimizde olan bir şey. Sürekli. Ona bir de sizin mesleğiniz yani. Evet. Sizin dediğiniz üstüne zıtlar işte, söylenmez. Estağfurullah. Artık. Yani evet, format gerekiyor mu? Gerekiyor. Hı-hı. Ama hala formatlı konuma gelmedik. Bence güncellemelerle durumu kurtarabiliriz. Şimdi burada Süleyman Hocam ve Halil Hocam ibadetten de bahsettiler. Şimdi ibadet, akli ibadet, kalbi ibadet ve bedeni ibadet diye eğer öğretirsek anlamlı olur. Yoksa sadece şekli ibadetle nesil yetiştirirsek, düşünmeyi, sorgulamayı, düşündüğü ve Kur'an'ın emrettiklerini hayatında yaşamayı ihmal eden bir neslin bedeni ibadetinden kendisine ve milletine fayda gelir mi sizce? Yani ibadetle alakalı dediğiniz gibi bir ayrım da olabilir ama ben daha farklı bir ayrım yapayım. İbadet abd'den geldiği için kul demek, ibadet de kulluk demek. Evet. Kulluk aslında o sorumluluk bilincini kuşanmak demek. Biz ibadet deyince aslında dinen nusuk denilen, diğer dinlerde de var olan ritüel dediğimiz ayinsel, törensel davranışlar var. İşte namaz, oruç, zekat vesaire, bunlar nusuk dediğimiz ritüeller. Bu dinsizlerde de var. Yani. Bu tabii canım hepsinde olabilir ama bu motivasyon aracıdır. Ki Kur'an'da namazla da alakalı, ki namazın salat tarafı var. Bu bizim kıldığımız fonksiyonu var, dua destekleşme tarafı var. Farklı farklı. Hedef namaz ve oruç değildir. Hedef namaz ve oruç antrenmanları diyelim. Üzerinden iyilik sporla kötülük sporun arasındaki maçta tertibat almak. Yani dünyanın yaratılışı iyilik ve kötülük ekseninde. Allah insanların iyiliği yaymasını, iyiliği yaşatmasını ve kötülüğe de mümkün olduğu kadar engel olmasını. Kötülük yapmamak yetmiyor. Yapılan kötülüğe yanı başında müdahale etmen gerekiyor. Elle, dille, sözle, kalple bir şekilde. Şimdi biz diyoruz ki kıl beşi, kurtar işi. Kardeş, namaz seni o kötülüklerden korur ve iyiliğin yaymaya vesile ederse güzel bir motivasyon. Evet. Yoksa sen antrenmanı maç yerine koyuyorsun demektir. Evet. Asıl daha maça çıkacağız. Evet. İyilik sporla kötülük spor. Kötülük spor çok geniş. Kadro kalabalık. Tribünler acayip destekte. Biz deplasmandayız. Evet. Kötülük sporun dünya kadar tarafı var. Amerika kapitalizm o safta bana göre. Çin sosyalist ama devlet kapitalizmi yapıyor. Aynı safta. Yani Avrasya'ya yanaşacağız diye Rusya'nın Kırım'da yaptığı kötülükleri Transdniester'de veya Donetsk'te veya Kafkasya'da görmezden gelecek değiliz. Dolayısıyla burada yeni baştan sizin dediğiniz gibi Cevdet Bey'in dediği format da mümkün ama herkesin kendi kendine güncelleme yapması bir de işin sağlaması olur diye düşünüyorum. Peki şimdi tabii biz kapitalizme karşıyız ama ideolojik gerekçelerle kimisi sürekli Amerikan emperyalizmini önde tutuyor, kimisi Çin emperyalizmini, evet. Kimisinin Rus emperyalizmini. Eğer biz emperyalizme karşıysak hep birlikte hepsine karşı olmalıyız. Hatta hı-hı. Arap emperyalizmine de karşı olmalıyız. Hatta yani. Kendimize isyan evet. Demiştiniz ya başta, Türk emperyalizmine de karşı olmamız lazım. Bizim Türk olmamız veya Türklük, Türk Birliği ile alakalı davamız, yeryüzüne Türklerin adalet, merhamet, iyilik getireceği noktasından hareketli. Eğer Türkler derler ya hani bazen hayırlı olsun hakkımızda eğer hayırlı değilse, eğer Türklerin dünyayı yönetmesi ve Türklerin birliği dünyaya huzur değil ateş getirecekse o zaman Allah onu da nasip etmesin. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bütün dünyaya nizam getirmek isteyen Türkler, yeryüzüne adalet, merhamet ve hoşgörü yaymayı arzu eden Türkler ilk önce Türkiye'ye nizam getirse, hatta kendilerine getirse daha iyi olur. Sözünü unutma başkanım. Temele işkence yapmışlar. Gıkı çıkmamış işkencede. Millet de şaşırmış. Bu niye konuşmuyor diye. Hücresine kamera koymuşlar.
Bakmışlar Temel kafayı duvara vuruyor. Hatırla onu, hatırla onu, hatırla onu. Şimdi biz nasıl o dünyayı adaletle, merhametle yönettiğimizi unuttuk. Bizi o vasıflandıran şeylerin ne olduğunu hakikaten çok geçmişte bıraktık. Atatürk aslında o formatı attı da biz kendimiz onun güncellemesini yapmadık. Yani biz demokrasi talebinde bulunmadık. Kadınların oy kullanmasında bir talepkarlığımız olmadı. Hukukun üstünlüğü, işte güçler ayrılığı, cumhurbaşkanlığı ayrı, başbakanlık ayrı. Bu mevzulara kafa yormadık. Biz sadece gavurdan bizi kurtarsın, sahili selamete ulaşalım, çoluk çocuk karnımız doysun idi. Bu, bunların bedelini ödemediğimiz için aynen olabilir öyle mi? Ya şimdi faturayı almadık, evet, fişte kullanmadık. Evet, kullanmadık. Talebimiz de yoktu. Böyle bir iklimde doğduk. Evet. Biraz da sıkıntı oldu bize. Şimdi yaşayarak öğreniyoruz. Müslüm Gürses'in ekolünden bir başka, gene merhum Ahmet Kaya'da bir şarkısında, gerçi söz onun değil ama olsun. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Yanlışlar umudu buldurur bize. Kafamızı duvara vura vura öğrenme geleneğimiz var. Temeli de unutmamak lazım. O zaman bugünkü sohbeti bitirirken Pir Sultan Abdal'ın gelin canlar bir olalım diyor ya. O zaman gelin canlar birlikte isyan edelim diyebilir miyiz? Eyvallah. Çok da güzel olur. İnşallah. Allah'a emanet olun.